bulunmaktı. Larnaka Festivali hep ilkleri başlatan bir festival. Çünkü Kıbrıslı Türkler arasında ilk güzellik yarışması Larnaka Festivali'nde olmuş. Yine müzik yarışmaları, o dönemde popüler olan grupların ilk halkın önüne çıkışları Larnaka Festivallerinde olmuş. Çin sinemasında müzik topları yarışa katılırlardı ve bunlara derece alanlara birincilik, ikincilik, üçüncü dereceyle verilirdi. Karşınızda insanları görüyorsunuz. O muhakkak ki bambaşka bir heyecandır. Hepsi size bakıyor, sizden bir şey bekliyor. Ve siz bir şeyler verebilmenin telaşı içerisindesiniz. Acaba verebiliyor muyum, veremez miyim? Onun yüzlerindeki o tebessümü görüyorsanız veya bir alkış duyuyorsanız o size güç veriyor ve zamanla artık bütünleşiyorsunuz. Müzik grupları vardı festivalle birlikte anılan. Forlice'lar, Dalgalar, Kurşuniler, Hüryeller ve günümüzde isimleri kalplere kazınan pek çok ünsüz kahraman. Onlar, Larnaka halkının kahramanları, festivalin başrol oyuncularıydı. Kurşun olarak herkes bizi bilirdi. Mesela babam benim Mehmet Kurşunlar'dı. Yer tuttular, orada çalıyorduk mesela. Bir defasında yer kiralamışlar, festivalin içinde. Her gece müzik yapardık biz orada. Hangi gönül olsun? Şevket Bey vardı bizim, çok meşhur bir okuyucu. Cemal, normal ekşeli Cemal abi vardı, bal ses. Yani bunlar da onunla Şevket Bey birinci, Cemal abi ikinci gelirdi. Yani onlarınla da işte ben de üçüncü geldiydim yani. O zaman siz onlar bizden daha tecrübeli, daha eski olduğu için bir sefer de katıldıydım yani ben Larnaka Festivali'ne. Dalgalarda Ali vardı, Osman, Hüsnü, Ahmet, ben vardı. Daha sonra Forlaşlar'a geçtim. Forlaşlar'a biraz daha fazla zaman geçirdim. Ertan vardı. Ahmet İsmail vardı. Akın vardı. Bir de Neville diye bir zenci bir arkadaşımız vardı. İngiliz. Solistimiz. Çok güzel bir sesi vardı. Grupların haricinde bateristler de yarışırdı. Ayrıca puanlama yaparlardı. Gitaristleri, bateristleri bu şekilde yaparlardı. Ve adı İskele Festivali ile özdeşleşmiş yılın genç kızı, genç erkeği yarışmaları. Halkın yoğun katılımıyla bir bayram havasında süre gelen bu aktiviteler birçok sunucuyu da Kuzey Kıbrıs'a kazandırmış. Hüseyin Kanatlı Bey'in sunuculuğu yaparak ilk defa Kıbrıs'a, Kıbrıs güzeli İskele'den çıktı ve o gün şahar altına gelince bir araba hediye edildi. Çok özel arkadaşlarımızla yine çok özel yaşanan bu festival sürecine adanın kendisine has bir de yarışması olsun dedik. 5 genç kız, 8 genç erkekle çok küçük ama sevimli bir yarışmayı, adı büyük ve 25 yılda yaşanacak bir yarışmayı başlattık. İskele Festivali'nin vazgeçilmezleri arasında genelde festivalin son günlerinde tertiplenen yüzme yarışları ve deniz sporları büyük önem taşımaktaydı. Bir
birçok başarılı sporcuyu ülkeye kazandıran bu aktiviteler, çeşitli branşlarda düzenlenirken geriye kazanılan kupalar ve madalyalar kaldı. İskele Festivali'nin deniz sporları burada bulunduğumuz su iskelesinin üzerinde yapılmaktaydı. Yağlı direk yarışmaları ve yüzme yarışmaları olurdu. Deniz sporlarında yüzme, dalma ve yağlı direk dediğimiz otantik bir Kıbrıs oyunu yer almaktaydı. Dalmalar 50 metre kelebek, 50 metre kurbağalama, 100 metre serbest, 200 metre serbest, 400 metre serbest ve dalışlar olarak yapılmaktaydı. 1968 yıllarında ben henüz liseyi yeni bitirmiş bir gençtim. Bu yarışlarda şansımızı denemek istedik ve bir ekip olarak Tamamosa ekibi oluşturduk. Gittik yarıştık. Ve yarışlarda bir sürü birincilik kazandık. Mesela ben 200 metre yarışlarında birinci gelmiştim. Daha sonra 1969 ikincisi, 1970 üçüncüsünde yarışlara yeniden katıldım. Ve bu yarışlarda de hep dereceler çıkardım, birincilik dereceleri çıkardım. Yıl 1974. O güne kadar iki halk tarafından ayrı olarak düzenlenen faaliyetler ilk defa Rum halkının katılımıyla gerçekleştirilir. Kıbrıs Rumlar kendi standlarını açmaz, faaliyetlere doğrudan dahil olmaz, fakat kontrollü olarak festivali aileleriyle ziyaret edebilme imkanı bulur. Ve sonrası... 1974'ten bir hafta önce olan bu olay 21 Temmuz'da kötü bir şekilde sonuçlandı. Larnaca epeyce ağır savaşlardan sonra teslim oldu ve Kıbrıs Rumlar askerleriyle ve bütün güçleriyle Larnaca'nın içine geldiler. Larnaca'nın Türk kesimine geldiler ve burasını teslim aldılar. ...1 Temmuz'dan 15 Temmuz'a kadar yapılan bütün bu faaliyetler dop dolu geçiyordu. Ne yazık ki en son yaptığımız deniz festivalinde bu deniz festivali karaya boyandı ve işte Türk-Rum kavgalarıyla son bulmuştu. ...1974... Larnaca Festivali'nin Larnaca'da yapılan sonuncusu. Çünkü 15 Temmuz'da Rum darbesi olmuş. 15 Temmuz tarihi ise Larnaca Festivali'nin son akşamıydı. O akşama, o festivale katılan gerek kaliflerini kuranlar, istantlarını kuranlar, festivale ziyarete gelenler, sanatçılar hepsi 15 Temmuz darbesiyle birlikte iskelede esir olarak kalmışlar. Bir kısmı daha sonra 65 gün süreyle başlayacak olan esarete, Rum tarafındaki esirliğe devam etmiş. Bir kısmı ise bazı yolları deneyerek kendileri bölgelerine gidebilmişlerdir. ...1974 sonrası güvenli Türk kesimi hudutları içerisindeki yeni iskeleye taşınan festival coşkusu İskele Belediyesi'nin önderliğinde devam eder. O dönemki kısıtlı olanaklar içinde yeni festival komitelerinin çalışmaları tüm hızıyla yerine getirilir. ...74 harekatından sonra geçtik bu yana. Tabii bizim yeni iskele, Larnaca iskelemiz şimdi yeni iskele oldu. Buradaki olan festivaller tabii de daha da güzel oluyor. Daha açıcı oluyor, daha düzenli oluyor. Yani ortam daha güzel. Festivaller daha kalabalık oluyor. 1976 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin yerel seçimlerinde belediye başkanı olan Haluk Karan bu noktada pek çok başarıya imza atar.
sonrasında yeni belediye başkanı Dr. Temel Zeki'nin önderliğinde ilk defa uluslararası adımlar atılır ve festival uluslararası halk danslarıyla tanışır. Gelişmeler göstererek bugünlere taşınan festival olabilme heyecanında Halil Uğur'un ve ekibinin özverili çalışmaları da yadsınamaz bir gerçek. Tabii ki insanlarımız sürekli şekilde yükselen bir performans ve yükselen beklentilere cevap vermek adına festivalimizi hep daha güzele taşımayı hedefledik. Ve gün olur, 5 aktivite birden yapıldığı günlerimiz olur. Bir haftası artık festivalimizin tamamen ulusal, uluslararası boyutta devam ediyor. Her yıl 6-7 grubu, yabancı grubu ilçemize davet ediyoruz. Ve 250'ye yakın genci 10 gün süreyle iskelemizde ağırlıyoruz. Gençler böyle günübirlik yaşanan bu heyecanda 25 yıldır festivallerimizi coşkuyla doldurup o gece saat 18'de başlayan bir serüvende gece yarısı tacıyla bandıyla evine dönebiliyor. Son dönemde İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu CIOF'a üye olunca bu UNESCO'nun dünyada düzenlediği kültür faaliyetlerinin bir programı dahiline oldu ve talep çoğaldı ve eskiden gelmesini arzu edip de yazışma yaptığımız insanlar tenezzül etmiyorlardı. Şimdi girebilmek için, gelebilmek için aylar evvelinden kendilerini tanıtan broşürler gönderiyorlar, video kaset gönderiyorlar sırf festivale katılmak için. Ve gelenler de çok büyük bir memnuniyet belirtiyorlar. Ses ve güzellik yarışmaları. Festivallerde halkla beraber olmak bambaşka bir güzellik ve heyecandır. O heyecanı aradan yarım asır geçtiği halde hala duyuyorum. Bugünleri yaşayan ben ve benim gibi onur ve gurur dolu bütün yürekleri kutlarken aramızdan göçenleri de rahmet ve saygıyla anmak istiyorum. Dile kolay 40 uzun yıl. Larnaka'ya, Larnakalılara, İskele'ye ve ada genelindeki bütün Kıbrıs Türklerine çok özel eğlence yerleri olan bir festival adı bu. Larnaka ve İskele Festivali. Onun gururu içerisinde devam edip gidiyoruz. Karadenizler Gecesi ve Uluslararası Şiir Dinletileri. Spor aktiviteleri. Eskiden tamamen kapalı olan toplumlar şimdi KKDD hudutları içerisinde daha farklı bir konumda ve kapalı olma duygusu kaldırıldı ortadan ve o kadar çok festivaller, vurduğu festivaller yapılmaktadır ki 40 yılı aşan kesintisiz yapan bir İskele Festivali onlardan farklı duruyor her haliyle. 40 yıldır sürdürebilme başarısı gösteren bir organizasyonun dümdüz ayakta kalabilmesini biz ayakta alkışlamamız gerekiyor. Ve 40 yıl değil daha 400 yıldan sürmesini diliyorum ben. Kültür sanat etkinlikleri. Eski İskele'nin bu maceracı ve hakikaten güzellik saçan sahilindeki olan bu anlatım, bu söylemiş olduğum faaliyet unutulmayacak anılarla yaşayacak. Ben her yaz, her güzel bir Temmuz gecesi sahneye adımımı atıp yılın genç kızı ve yılın genç erkeği yarışmasına, bu yaşına hoş geldiniz diyeceğim tümceye kadar aynı heyecan içerisindeyim. Kendi olgunluk yaşım, mesleki kariyer yaşımla da
ve inanılmaz bir coşkuyla önce bir Larnakalı olmanın gururu, ardından İskeleli olmanın coşkusuyla. Benim için İskele çok özel ve kalbim yaşamım devam ettiği sürece